Haber sitelerinin değerli mensupları. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca ekranları başından bizi izleyen sevgili seyircilere Katü sahil tesislerinden hayırlı sabahlar diliyorum. Sözlerime başlamadan önce geçen yıl burada yine yaptığımız bir toplantıda aramızda olmayan basın duayenleri var. Ali Savaş Bey Allah'ın rahmetine kavuştu. Öncelikle kendisi mekanı cennet olsun, Allah rahmet etsin diyorum. Değerli bir arkadaşımızdı, basın camiasının duayenen bir kişisiydi. Evet, malumunuz biz 2020'de 14 Ağustos'ta atama gerçekleştirdiğinde hemen akabinde Eylül ayında Trabzon'da bir otelde bir toplantı yapmıştık. Bu ilk toplantımızdı ve daha sonra her yıl yıllık ne yaptığımızı sizlerle, basınla paylaşıyorduk. Bu aslında bizim stratejik planın da bir göstergesidir. Yani şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik aslında yöneticilerin önemli özelliklerinin bir tanesiydi. Her yıl yapıyorduk. Malumunuz 4 yıl geçti ve 4 yıl sonunda görev süremiz 14 Ağustos'ta bitecek. 4 yılı dedik bir muhasebesini yapalım. Yıllara tarih olarak neler yaptık? Yıllara göre nasıl değişti bazı skorlar? Onları bugün sizlerle paylaşacağız. 45-50 dakika tahminim bir sunum var. Daha sonra sizlerin merak ettiğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağız. Evet, sunum planı önce bir sayılarla bir üniversiteyi hızlı bir gezeceğiz. Daha sonra eğitim öğretimde bu 4 yılda neler yaptık? Araştırma faaliyetlerinde neler oldu? Kurumsal kapasite ile ilgili neler yaptık? Toplumsal faaliyetlerde neler oldu? Ve uluslararasılaşma, en son uluslararasılaşma sahasında üniversitemizde 4 yılda olan etkinlikleri paylaşacağız. Sayılarla katıya baktığımızda şu anda 12 fakültemiz var. 6 enstitümüz, 1 yüksekokul, 8 tane meslek yüksekokulumuz var. Toplam 29.322 öğrencimiz var. Malumunuz 2018'de Trabzon Üniversitesi ayrıldı. Yaklaşık bir 12.000 civarında öğrenci oraya gitti. Yani bu 41.000 civarındaydı. 29.000. Bunların lisans üstü, master doktora 4.299, lisans 20.387. Bunlar 4-5-6 yıllık olanlar. Yani tıp, diş ve diğer fakülteler dahil. Buna ön lisans 2 yıllık meslek lisans okullarında da 4.636 öğrencimiz var. Bunların sağlık, sosyal ve fen mühendislik dağılımına baktığımızda sağlık bilimlerinde 4.825, fen ve mühendislikte 16.125, sosyal bilimlerde de 8.372 öğrencimiz var. Öğrenci sayımızı dedik. Uluslararası öğrencimiz şu anda 1.678. Mezun sayımız da 255.730. Şu anda diplomaları veriyoruz. Bu muhtemelen 1-2.000 daha artabilir. Çünkü diploma şu ara veriyoruz. Yine akademisyen sayılarına baktığımızda yıllara tarih olarak profesörlerde evet bir artış var. 534, doçent 193, doktor öğretim üyesi ki eski yardım doçentti bu malumunuz biliyorsunuz. Öğretim görevlisi 310'da, araştırma görevlisi 744'te. 2200 toplam akademisyen 2153'ten 2200'lere geldi. Yani bir 50 kişilik artış var. Tabii emekli olanlar, 50'den mezun olan asistanlar var. Onlar gidiyorlar. Şu anda öğretim elemanı başına 13.7 düşüyor. Öğretim üyesine de şu anda 26.4. Bu şu anda yine yüksek öğretim üyesi başına. Yani bunun 15-20 bandında olması en ideal öğretim üyesi başına öğrenci. İdari personele baktığımızda 3527 idari personelimiz var. Bunların 1058'i genel idari personel, sağlık hizmetlerinde 811, teknik hizmetlerde 220, yardımcı hizmetlerde 98. Sürekli işçi, daha önce taşeron yani firma elemanlarıydı bunlar, 4D oldular. 1340, bunun da çoğu 1000 civarında Farabi Hastanemizde görev yapıyorlar. Toplam 3527, akademisyenlerle topladığımızda 5700 civarında bir
akademik ve idari personelimiz var. Yeni bir 20-30 kişi daha şu anda almak üzereyiz. Onunla ilgili de yazışmalarımız sürüyor. Eğitim öğretiminde neler yaptık? Evet, malumunuz Kahramanmaraş ve Elbistan depremlerini yaşadık. Bu deprem tabii bütün ülkede 50 bin vatandaşımız rahmetli oldu. Allah rahmet etsin diyoruz. Bizi de etkiledi. Yani Trabzon'da bile hissedildi. Tabii bizim öğrencilerimiz vardı bunların içinde etkilenen. Bu civarda 11 ilde meydana geldi. Yine tabii COVID'de bir tecrübemiz vardı. Altyapı kesintisiz yine devam ettik. Online ve hibrit şeklinde eğitim öğretim devam etti. Herhangi bir problem yaşamadık burada. Yine eğitim öğretim faaliyetlerinde yeni programlar açtık. Doktora programları 4 tane. Yüksek lisans, lisans bölümü açtık 7 tane, 7 tane de ön lisans. Lisans programlarında özellikle şu anda dijital dönüşüm, yapay zeka, bu veri mühendisliği üzerine malumunuz dünya artık şeye doğru gidiyor, dijitalleşmeye ve bu yazılım önem kazanıyor. Fen Fakültesi'nde bilgisayar bilimleri, yazılım geliştirme, mühendislikte yazılım mühendisliği ki bu %100 İngilizce. Yine bu yıl ilk defa öğrenci alacağız. Yapay zeka ve veri mühendisliğini açtık. %100 İngilizce. Bunun puanının da muhtemelen diğer bölümlerden daha yüksek olmasını bekliyoruz. Bunun yanında sağlık bilimlerinde beslenme ve diyetetik açıldı. Sağlık bilimleri fakültesinde geçen yıl fizyoterapi ve rehabilitasyonu açtık. Yine Sürmene Deniz Bilimlerinde gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü açıldı. Meslek yüksek okullarında da Araklı'da yapay zeka operatörlüğü ve dijital dönüşüm elektroniği bu yıl ilk defa bu programlara öğrenci alacağız. Yine Artsin'de iç mekan tasarımı, doğalgaz ve tesisat teknolojisi açtık. Maçka'da eczane hizmetleri, Sürmen Abdullah Kancı'da gemi makineleri işletmeciliği, Trabzon meslek yüksek okulunda da mota tasarımını açtık. Tabii günün değişen ihtiyaçlarına göre bu bölüm program açmalar devam edecek. Akreditasyon bölümleri ve fakülteleri akreditasyon. Yani orada yapılan eğitim, öğretimin kaliteli, belli bir kalite standartında olduğunu belirleyen dışarıdan ekip geliyor ve sizi değerlendiriyor. Bu mühendislik fakültesinde MÜDEG adlı kuruluş, fen ve edebiyatta FEDEG adlı bir kuruluş var. Onlar geliyorlar ve sizin yaptığınız eğitimden tutun, altyapı hocalarla görüşüyorlar ve akredit ediyorlar sizi. Bu manada mühendislik fakültemiz 10 bölümüyle akredite, edebiyatta tarihi, fen fakültesinde biyoloji, kimya, matematik, iktisat yeni aldı. STAR akreditasyon kuruluşundan iktisat, işletme ve yönetim bilişim sistemleri, orman fakültesinden orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği, sağlık bilimleri fakültesinde hemşirelik, Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Bölümü, Tıp Fakültesi ile Eczacılık Fakültesi de akredite oldu. Bu akreditasyonun şöyle bir önemi var. Biz daha sonra, biraz sonra göstereceğim, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'na başvurduk. Kurumsal, bütün üniversiteyi akredite etmek için kurumsal akreditasyon. Bunların akreditasyonların o 5 yıllık almada büyük bir etkisi oldu. Araştırma üniversitelerine sağdaki grafiklere baktığımızda, mesela araştırma üniversiteleri arasında A3 grubunda 3. sıradayız. Atatürk, Çukurova ve Katü. Aslında jeofizikte akreditasyonu vardı ama bu yıl, geçen yıl öğrenci alımına çıktık. Maalesef jeofizik bölümüne öğrenci alımı olmadığı için geçen yıl, bu yıl ÖSYM yok. Bizi o öğrenci alımına çıkardığı için, yani normalde biz 23, yani Çukurova'yla aynı şeyde olacaktık. Evet. Sektör kampüste programı, eğitim öğretim için bence en önemli eğitim öğretimdeki özelliklerden bir tanesi, üniversiteleri sektör temsilcileriyle, yani firmalarla birleştirdiler. Bu şu, firmalardaki mühendisler veya oradaki kişiler sizin üniversitenizde ders veriyor. Bizi de TUSAŞ'la ilişkilendirdiler. Temel Kutul Bey'le o zaman 2 yıl önce imza açtık. Onların mühendisleri bizim 3 fakültede 19 farklı derse girdiler. Yani 14 hafta bir fiil ders anlattılar. Bu tabii hem pratik bilgi hem de en son çağdaş bilgiyi verdiler. Öğrencilerimiz de buradan çok memnun
bir şekilde dersleri yürüttüler. Buna yine devam ediyoruz. Sektör kampüste 20 üniversite, 20 firmayla işleştirildi. Bunu Bilim Sanayi, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uhdesinde yürüdü bu şey. Eğiticilerin eğitimi, hocalarımızı yeni işte teknolojiler, yeni öğrenme stilleri, öğrenme problemleri, öğrenme becerileri konusunda eğitiyoruz hocalarımızı. Mesela şu anda yapay zeka ile ilgili birçok gelişme oluyor. Bu konuda hocalarımızı yetiştiriyoruz. Eğiticilerin eğitimi. Yine önceki öğrenmelerin tanımı, yani öğrenci şunu diyebilir bize, ben şu konuda bilgiliyim. Mesela şu anda sağdaki tabloda mühendislik fakültesinde iş sağlığı ve güvenliği diye bir ders var harita mühendisliği bölümünde. Eğer öğrenci ben iş sağlığı ve güvenliğini biliyorum, daha önceden ben ona çalıştım veya bir kursa gittim, yetkilim diyorsa biz bu öğrenciyi hemen sınava tabi tutuyoruz ve öğrenci bu dersten geçiyor, dersi almadan, bilgisi varsa. Ama hangi dersi alacak, nasıl olacak, buna tabi bölüm karar veriyor. Böylelikle aslında öğrencinin daha önce o bölümü bitirme şansı da var. Bunu da hayata geçirdik. Bunun yanında öğrenci kontenjanlarını özellikle böyle ekip grup çalışması gerektiren yerlerde düşürmeye çalışıyoruz. Yani öğrenci sayısı düşerse hocalarımız daha fazla öğrenciyle ilgilenir. Hocanın çıktısı daha fazla artar. Araştırma geliştirmeye, bilgi üretmeye, proje üretmeye daha fazla vakit ayırır. Bu manada öğrenci sayısını bu yıl özellikle tıp fakültesinde mesela bu yıl ilk defa %30 İngilizceydi, Türkçe'ye geçtik. Haliyle geçen yıldan gelen hazırlık sınıfındaki öğrenciler vardı. Bu yıl hazırlık görmeden geleceklerdi. Haliyle büyük bir yığılma olacaktı. Bu manada bu yıl tıp fakültesinde 200 olan kontenjanı 120'ye. Tabii bu bizim elimizde değil, YÖK'e yazı yazdık. Mimarlık fakültesi özellikle proje geliştirmede öğrencilerin mekan problemi vardı. Onu da düşürdük. Yine iç mimarlık ve şehir bölge planlamada kontenjanlar düştü. Bunu biz mühendislikte de yapmak istiyoruz ama tabii YÖK'ün daha bütün Türkiye'yi kapsayan bir öğrenci planlaması olduğu için bu konuda biraz yavaş davranıyor. Araştırma faaliyetlerinden ne oldu? Evet, araştırma üniversitesi olduk 2021 yılında. Malum YÖK'ün araştırma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı var. Yani YÖK üniversiteleri araştırma üniversitesi ve ihtisas üniversitesi olmak üzere iki kategoriye ayırdı. Eğer sizin çıktılarınız, yaptığınız yayınlar, projeler, patentler belli bir seviyedeyse sizi araştırma üniversitesi yapıyor. Mesela Rize'ye çayı verdi. Rize şu anda çay konusunda ihtisas üniversitesi. Giresun fındık konusunda ihtisas üniversitesi. Bunu çalışacaklar. Artvin ve aromatik ve tıbbi bitkiler konusunda çalışacak. Biz araştırma üniversitesi olduk. Evet, 13 Aralık 2021'de tabii araştırma üniversitesi olurken bakın sağda bir şey var, grafik. Araştırma kapasitesine bakıyor. %40 etkiliyor. Araştırma kalitesi %40. Etkileşim ve işbirliği. Burada her şey var. Sizin üniversite olarak ne yapıyorsanız, işte yayın sayısı, atıf sayısı, uluslararası patent, Ufuk Avrupa proje sayısı ki bunlar yeni eklendi. İşte araştırma kalitesinde yaptığınız yayınların kalitesi, hangi dergilerde yapıyor, bilim ödülü sayısı, akredite edilmiş program sayısı, az önce verdik 22 tane mesela. Bu bile bir nedir? Araştırma üniversitesi olmada etken, doktora mezun sayısı, etkileşim ve işbirliği, üniversiteler arasında nasıl işbirliği yapıyorsunuz, üniversiteyle sanayi arasında nasıl bir işbirliği gibi 32 parametreden bizi değerlendirdiler ve biz 2021 yılında 20. sıradan araştırma üniversitesi olduk. 3 tane vakıf üniversitesi var. Daha sonraki yılda 22'de 19. sıraya çıktık. Yani bir basamak ilerledik. 23'te sabit kaldık. Ama bu yıl daha verilerimiz daha yukarı çıkacağımız yönünde. Tabii araştırma üniversitesi olmak bize ne katıyor? Ne özelliği var? Yani araştırma üniversitesi olduk da ne oldu?
Bize öncelikle bir fon geliyor. Yani diğer üniversitelerden ayrı, araştırma üniversitelerine ekstra Maliye Bakanlığı bir fon veriyor. Bu fonu da sizin o araştırma üniversitesindeki sıraya göre veriyor. Yani 19. sıradayız. Mesela tabloya baktığınızda solda 12 milyon TL 200 bin liralık bu yıl bize bir ödenek geldi. Bunu bizim ihtisas olduğumuz alanlarda ADEP dediğimiz Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda projeye veriyoruz. Bu yıl 15 tane projeyi destekledik bu şekilde. Öğretim elemanı desteği veriyor bize. Ekstra asistan ve öğretim üyesi verebiliyor. Yurt dışı 1416 ile gidecek YLS'ye programı. Orada ekstra bir kontenjan veriyor. TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı'na başvuru hakkı veriyor. Daha önce mesela biz bu TÜBİTAK'ın Mükemmeliyet Merkezi Programı'na başvuramıyorduk. Niye araştırmacısız değildi? Şu anda buna başvurduk. Mesela şu anda 150 milyonluk bir proje yazdık. Bu üçüncü kapsamda. Bu hatta diğer üniversiteler bizle paydaş olmak için bizi arayan birçok üniversite oldu. Sizle işbirliği yapalım. Niye? Çünkü biz 1004'te proje yöneticisi oluyoruz. Önemli bir özellik. TÜBİTAK %50 oranında kurum hissesi veriyor araştırma üniversitesi. Bu şu, bir proje yaptığında hocamız TÜBİTAK projesi, bu projenin %50'si bizim rektörlük bütçesine ekstra bir kaynak geliyor. Çok önemli. Ekstra. Yani maliyenin dışında TÜBİTAK'tan rektörlük bütçesine %50 olmasaydı %20-30 geliyordu. Yani araştırma üniversitesi olmanın mali yönden bize büyük katkısı var. İlk beşte olanlara ekstra bir şey yapılıyor. Biz ilk beşte değiliz. Diğer ek destekler de araştırma üniversitesine zamanla gelebilecek. Araştırma yönetiminin güçlendirilmesine yönelik yeni bilim ve kurullar oluşturduk. Araştırma üst kurulunu kurduk. Gelir gelmez bu araştırma politikamızı nasıl yapmamız lazım, nasıl etmemiz lazım? Bir ortak akıl üst kurulu kurduk. Yaklaşık 12-13 kişi civarında. Araştırma yol haritamızı burada belirliyoruz. Araştırma ile ilgili bir karar alacaksak bu kurulu toplayıp kararlar alıyoruz. Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama Araştırma Merkezi, kısa adım METAM. Buna bu merkezi kurduk. Daha önce de aslında bu diğer yönetimler tarafından kurulmuştu ama biz daha fazla destek verdik buna. Şu anda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak bir proje yapıyoruz, 50 milyonluk. Sayın Bakanımızla görüşeceğiz, destek almaya çalışacağız. Akademik Yazma Merkezi'ni kurduk. Akademik Yazma Merkezi, hocalarımız bazen İngilizceleri yeterli olmayabiliyor. Bu merkeze gönderiyor, online, buna yazılım da yaptık. Oradan buna düzeltiyorlar, dil bilgisi açısından, teknik olarak değil. Bu da hocalarımız tarafından beğenilen bir akademik yazma merkezi. Online giriş yapıyorlar buna. Manyetik malzemeler ilk defa Türkiye'de. Manyetik malzeme üzerine bir merkez var burada. Çok önemli bu merkezde. Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi ki bu da bizim önemli araştırma merkezlerimizden bir tanesi. Yapıların hasar tespiti gerek servis sırasında yani herhangi bir hasar olmadan işte bir baraj mesela online izleyebiliyoruz bunu. Yazılımı da bizim inşaat mühendisi bölümünde Ahmet Can Hoca'nın yönetiminde ekip yapıyor. Güzel bir orada şey yaptık. Hasar olduktan sonra da yapının online hasar tespiti yapılıyor gitmeden. Buraya sensörler koyuluyor. Bu şekilde bu da güzel merkezlerimizden bir tanesi. Yayın teşvik ödeneği uygulama usulü ve esaslarını geliştirdik. Tabii mevzuat düzenlemeleri. TÜBİTAK projeleri kurum hissesi harcamalarla. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Kurum hissesi yatıyor TÜBİTAK'ın bize. Bu hocamız tarafından yaptığı için bunun belli bir miktarını hocamıza kullandırıyoruz. Gerek işte malzeme alıyor, makine alıyor, yurt dışı. Bazen hocalarımız diyor biz yurt dışına gidemiyoruz. Buyur TÜBİTAK proje aldığında, kurum hisseli TÜBİTAK projesi belli bir kısmını yurt dışında kongrede bildiri sunmak üzere gönderebiliyoruz. Yine teknoloji geliştirme bölgelerinde yönerge hazırladık. Teknokent'te çalışacak hocalar için. Teknoloji yarışmaları koordinatörlüğü birçok bizim Teknofest ekibi vardı. Onları bir çatı altında topladık. Daha düzenli hale geldiler. Araştırma çıktılarına baktığımızda sağ taraf özellikle sağ tarafa dikkat etmenizi istiyorum. Mesela 2020 yılında toplam TÜBİTAK proje bütçesi
11 milyon iken bu geçen yıl 42 milyona çıktı. Yaklaşık 4 kat TÜBİTAK projesi arttı. Bu da hocalarımızın bu konuda bilgi duyarlı olduğu. Biz de kendileriyle tabii konuşuyoruz bu projeleri arttırmak için. Yine bakın TÜBİTAK proje sayısı 26'dan 52'ye 2 kat artmış. Tabii bütçede biraz enflasyonun da şeyi var malumunuz. Evet patentte geçen yıl biraz bir düşüş yaşamışız ama bu yıl gelen skorlar daha iyi. Araştırma çıktılarında yine Teknokent'te hocalarımızın çalıştıkları konularda yaptıkları Ar-Ge çalışmalarında ticarileştirmek istedikleri ürünleri Teknokent'te şirket kuruyorlar. Teknokent'te şu anda 84 tane firma var. Bunların 33 tanesi akademisyenler tarafından kuruldu. Mesai dışında çalışıyorlar. Orada kendi ürünlerini üretiyorlar. Evet. Biz bunları teşvik ediyoruz tabii. Akademik teşvik ödeneği, şu aylık alınan maaşa yaptığınız çalışmalar, bu patent olur, makale olur, proje olur. Bunu bir puanlama yapıyoruz ve daha sonra maaşına belli bir oranda her ay 100 puan alana 8-9 bin lira civarında bir ekstra bir ödeme alınıyor. Tabii 100 puan almak kolay değil. Hem proje yapacağım, hem makale, hem patent kolay değil. Bizim üniversite ortalamamız 42 puan bu yıl, 42-58. Ama 100 alan hocamız da var. Burada şunu söylemek istiyorum. Bakın mesela teşvik ödeneği almaya hak kazanan kişi sayısı 2020'de 467'ymiş. 467 kişi teşvik ödeneği alıyor her ay. Bu yıl 684'e yani 220 kişi artmış. Bu şu demek daha fazla üretmeye başlamış hocalarımız. Daha fazla üretti. Sağ tarafa özellikle dikkat edelim. Bu çok önemli. Q1 yayın olanı. Yani hocalarının yaptığı yurt dışı yayınların en kaliteli dergilerde yayınlanma oranı. Q1 ki burada yayın yapmak kolay değil. Bir dik geldiğimizde bakın bizim 2019 sıkırımız 18.42. Bize dediler ki Yükseköğretim Kalite Kurulu. Hocam sizin bu skorunuz Türkiye ortalaması %22 idi 2019'da. Çok düşük. Ne yapabiliriz dedik. Teşvik ve ödül vermeye başladık hocalara. Bakın lineer olarak 22, 25, 9, 22'de 26.97'ye çıktı. Arttı yani. Buradan da teşvik ve ödülün ne kadar önemli olduğu, ne kadar çıktıları arttırdığını görüyoruz. Benzer şekilde aşağıda öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını görüyoruz. Bakın 0.75'ten 0.87'ye çıktı. Bu öğretim üyesi başına. Bizim öğretim üyemiz 1100 tane şu anda. 1100. 1100 ile çarpın 0.87'yi yaklaşık ne yapar? 880'lerde bir şeye tekabül eder. 750'den yayından 880'lere çıktı. Bu da yine hocalarımızın başarısı. Araştırma kapasitesi ve kalitesi, araştırmacı oryantasyon programı. Yani asistan alıyoruz, doktor ötüm üyesi alıyoruz, yeni geliyor. Bunlara bir oryantasyon programı yapmaya başladık. Araştırma üniversitesi temalı bölüm toplantıları yapıyoruz. Ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında öğrencilerimiz bayağı bir başarı. En son Roket'te geçen hafta başarı aldılar. Yani gençlerimiz çok müthiş ve güçlü geliyorlar. Yeter ki onlara destek verelim, önlerini açalım. Yüksek teknoloji platformlarında yerimizi aldık. Biraz önce bahsettim bu araştırma üniversitesi olmamızın şeylerinden bir tanesi. Bu mükemmeliyet merkezlerine başvuru. Araştırma üniversitesi olmadan bu üç hocamız proje paydaşıydılar. Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, Prof. Dr. Feride Sena Sezen ve Prof. Dr. İlhan Altunok. Bunlar yurt dışında yapılan ve ülkemizde yapılmayan katma değeri yüksek hani fiyatı şeyi düşük yani katma değeri yüksek ürünler. Bu ürün olacak. Panter'de kanser ilacı hedefe odaklı. Sena Hoca'nın şeyi. Aqua balık hastalıkları İlhan Hoca ve Laser Quantay adlı projede Mehmet Hoca çalışıyor. Hocalarımızı tebrik ediyoruz. Şu anda buna 1004'e biz yönetici olarak başvurduk. Yine Mehmet Hoca başkanlığında 150 milyonluk bir proje verdik. Bu araştırma üniversitesi olmasak veremeyecektik.
Araştırmacılarımızın proje fikirlerini kurum içi kaynaklarla destekledik. Evet. Şimdi sağdaki grafik yine önemli. Kurum dışı projeler bakın 22 milyondan, bunda TÜBİTAK, TAGEM, bakanlık projeleri dahil. 22 milyondan 54 milyona çıktı. Yani hocalarımız sadece üniversite fonlarından değil, diğer kurumlardan da ne alıyor? Destek alıyor. 54 milyona çıkmış. Bizim kendimizin BAP, bilimsel araştırma projeleri birimi, BAP projeleri. 2020'de 7 milyon 197 bin liralık bir destek vermişiz. Bakın 2023'te 93 milyona çıkmış. Şimdi bu niye böyle oldu sorabilirsiniz. Şöyle, üniversitemiz tabii çok eski, 69 yıllık üniversite. Bazı makine, alet, cihazlar eski. Hala analog cihazlar var. Artık dijital teknoloji geldi. Cihazları, eğitim, öğretim, laboratuvarları modernize ediyor. Yani çocuklarımız en son cihazlarla eğitim görsün. Artık ibreli cihazlar kalmadı. Ve bunun birçok şeyini hastanemize veriyoruz. Hastanemizde büyük tıbbi cihazlar alıyoruz bu konuda. Yani bunun üçte biri muhtemelen şeydir, hastaneye aldığımız cihazlardır. Kurumsal kapasite, evet, YOKAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu bizi 5 yıl, bakın sağda YOKAK Başkanı'nın akreditasyon belgesi var. Bu bir defa bizi marka değerimizi arttırdı. Yani sizin yaptığınız eğitim öğretim, yaptığınız stratejik plan konusunda kurumdan bir kalite politikası var. Ve bunu ölçebiliyorsunuz, izliyorsunuz, öğrenciyi, hocayı ve mezunları, paydaşları bu kalite süreçlerine dahil ediyorsunuz demek. Geldiler, gördüler, baktılar ve bize 5 yıl akreditasyon verdiler. 5 yıl alan Türkiye'de şu anda bakın 9 üniversite aldı. Hem araştırma üniversitesi hem 5 yıl akredite oldu. Bunlar şeyi de görüyor. Şu anda ÖSYM kitapçıklarında bu akreditasyon yazıyor. Bu da öğrencilerimizin bizi tercih etmelerine sebep olabilecek faktörlerden bir tanesi. Kalite güvence, evet biz şimdi bu 5 yıl akredite olunca diğer üniversiteler hocam nasıl oldu, nasıl yaptınız, bize bilgi verin şeklinde bize geri dönüş olunca hemen dedik bir kalite güvence çalıştayı yapalım. Geldiler, güzel bir çalıştay oldu. Kurumsal yapı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü. Geldiğimizde kurumsal iletişim koordinatörlüğünde 3 kişi çalışıyordu. 3 kişi, sadece 3 kişi. Şu anda 16 kişi çalışıyor. Evet, bunu arttırdık. Mali işlemler bazen fakültelerde, meslek yüksek okulunda tahakkuk memuru vardı ve satın alma memuru vardı. Bunları biz merkezileştirdik. Bir yazılımla rektörlüğe çektik. Şu anda 10 kişi. 20-30 kişinin yaptığı işi artık 10 kişi yapıyor. 20 kişi boşa çıktı. Onları da gerekli yerlere gönderdik. Mezunlarla ilişkiler koordinatörlüğü. Bakın bizim 255 bin mezunumuz var. Ve bunlarla ilgili bir koordinatörlük, bunlarla iletişim kuracak bir birimimiz yok idi. Çok önemli bir birim. Bunların içinde çok büyük iş adamları, CEO'lar, devlet adamları var. Onlarla şu anda iletişime başladık. Bunların meyvelerini inşallah ileride göreceğiz. Dijital dönüşüm ofisi kurduk. Özellikle yazılım geliştirme konusunda şu anda dijital, her şey dijital ortamda, sanal ortamda artık. Artık kağıdı falan, hani bu tasarruf tedbirleri diyorlar ya, bu dijital dönüşüm ofisi ve bilgi işlem daire başkanlığı tarafından yazılım yapılıyor. Kişisel verilerin korunması birimini kurduk. Yine mevzuat güncellemeleri, taşınmaz yönetim birimi, tasarruf yönergesi hazırladık, birimlere gönderdik, arşiv yönergesi, sertifika başarı katılım, teşekkür belge yönerge. Her fakülte bölüm kendine göre bir teşekkür belgesi. Bunu merkezileştirdik. Kamuoyu bilgilendirme ve hesap verebilirlik yönergesi. Katü'de trafik uygulama yönergesi çıkardık. Artık 30 kilometrenin dışında gidemeyecek. Bariyerleri kaldırdık. E-posta yönergesi yine yaptık. İnsan kaynağı kariyer gelişim. Görevde yükselme bir unvan değişikliği. Yönetime geldiğimizde idari personel özellikle işte lise mezunu 4 yıllığı bitiriyor. Veya şef, işte müdür olacak. Böyle bir sınav yapılmamıştı. Biz hemen gelir gelmez görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını yaptık. Şu anda bunu YÖK, ÖSYM üzerinden yapıyor. Biz de yapacaktık bu yıl ama tabii YÖK'ün yapması bütün Türkiye çapında. Şu anda YÖK yapıyor bunu. Memur Akademisi Yetenek Havuzu ve Yetenek Havuzu programı yaptık. Memur Akademisi Yetenek Havuzu şu, bir üniversitede işte fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksek okul sekreteri boşaldığında
Buralar önemli yerler ve ayrıkları da daha yüksek. Tabii herkes burada şey olmak istiyor. Herkes buraya gelmek istiyor. Ve talepler de oluyor yani bu konuda. İşte arayan soran da şunu şöyle bunu yapar. Biz böyle bir daha önce memur akademisi kurulmuştu diğer idare yönetimler tarafından. Biz bunu biraz daha geliştirdik ve memur akademisi yetenek havuzu kurduk. Yani 6-7 ay eğitimler veriyoruz. Bunun sonunda havuza kalan kişilerden mülakatla yapıyoruz. Havuza kalanlardan buralara atama yapıyoruz. Güzel, liyakatlı, işi bilen, vizyoner kişiler geliyor ve şu anda bundan da çok memnunuz. Yöneticiler de memnun bu atamalardan dolayı. Yetenek Havuzu Plus da bu yıl bunu yeni yaptık. Çünkü havuzda kişi kalmadı geçen yıl yaptığımız eğitimde. Bu ara bir kadro boşaldı. Oraya ilana çıktık. Yani ilan derken kadro değil. Orada bir idari pozisyon çıktı. Oraya üniversite içinden tekrar şey yaptık, başvuru aldık, mülakat yaptık, atama yaptık. Evet, yine mevzuat düzenlemesi, işçi kadrosunda bulunan personele iş yeri disiplin yönergesi hazırlandı. İnsan kaynakları yönergesi, memur sözleşmeli personel işçi rotasyon yönergesi, diğer kamu kurumlarına gidecek memurlara muvaffakat verilmesine ilişkin usul ve esaslar getirdik. İşte geliyor, işte şuraya gideceğim, buraya gideceğim, biz bunu bir usul ve esasa dayandırdık. İşte burada sağlık problemi var, işinin çalışma durumu var, değişik kriterler var burada. Memur akademisi biraz önce bahsettim. Bunu yapılandırdık. Modül, 3 modül ayırdık. Zorunlu eğitim, genel eğitim, yetenek havuzu. Öğretme ve öğrenme merkezi koyduk. Bu da önemli. Ömer kısaca adı. Burada hem hocalarımızı hem öğrencilerimizi eğitmeye başladık. İşte öğrenci oryantasyonu, yetkinlik gelişim seminerleri, akademik akran desteği gibi destekler veriyoruz öğrencilere. Hocalara da akademik oryantasyon, yenilikçi öğretim paylaşımı, deneyim paylaşımı, teknolojik mentörlük, e-öğrenme kursları açıyoruz. Tasarruf raporu hazırladık, birimlere gönderdik. Online satın alma, daha önce işte evrakla girip gidiyordular. Şimdi online yaptık ve bunu herkese açık yaptık. Bakın, ilk 2022'de 407 tane firma kayıtlıymış buna. Daha sonra 1382. Trabzon'daki firma sayıları 174'ten 432'ye çıkmış. Online yapıyoruz artık. Hiç evrak falan getirmiyor. Dijital ortamda gönderiyor tekliflerini. Bu da bir zaman, kağıt, yani Ankara'dan bile bir firma girebiliyor ihaleye. Buradan da tabii fiyatlar bir miktar düşük. Tabii burada Trabzon firmaları biraz şunu diyebiliyor. Biz hocam öyle de işte bizim şeyimiz biraz hani eksiliyor gibi ama sonuçta devletin burada bir karı var. Kırtasiye ve temizlik malzemelerini toplu alıyoruz. Bazen fakülteler, dekanlıklar, yüksek okullar kendileri alıyordu. Biz bunları toplu almaya başladık artık. Yıllık saf şeylerini öğrendik, toplu alıyoruz. Burada da büyük bir tasarruf var. Sıfır atık, evet şu anda kağıt, plastik topluyoruz. Organik atıkları bir tane kompost makinesi aldık Hayrat Belediyesi'nden sıfır ambalajında. Şu anda gübre üretiyoruz, gübre. Bizim şu anda kampüsteki bütün bitkilerin gübrelerini oradan eğer kapasite artarsa bunu ileriye dönük şey yapabilir. Sıfır atık. Aslında hedefimiz hiç çöp kamyonunun katıya girmemesi. Böyle bir hedefimiz var. Dijital dönüşümden bahsetmiştim. Dijital dönüşüm çok önemli. Birçok yazılım yaptık. Bakın enstitü bilgi sisteminden hepsini okumayacağım. Staj yönetimine efendim kategori sistemi web sayfasını yeniledik. Performans yönetim sistemi getirdik. Yani çalışan personelin sicilini online doldurabiliyoruz. Burada Katı Mobil'den size bahsetmek istiyorum. Katı Mobil aplikasyonunu yaptık. Bu bir yazılım. Daha önce SMS'i çekiyorduk bu diğer operatörler üzerinden ve bu bizim yaklaşık 1-2 milyon liralık bir masraf. Çünkü 30 bin öğrenci düşünün senede yüzlerce çekiyorsunuz ve büyük paralar. Artık mobilimiz var, mobil üzerinden gidiyoruz. Bu da bir tasarruf demek. Bunun dışında akademik yazmayı söyledik, sertifika yönetim, öğrenci kulüpleri yönetim, spor sahaları yönetim. Evet, akademik personel atanma ve yükseltme başvuru değerlendirme sistemi. Daha önce hocalarımız evrakları personel daire başkanlığına işte doçent profesör olacak dosyayla getirirdi. Artık sisteme online giriyor. Bu da önemli bir uygulamamız.
Öğrencilere diploma, işte öğrenci mezun olmaya gidiyor İstanbul, İzmir, Ankara. Diplomasını almaya bir daha Trabzon'a geliyor. Masraf. Dedik ki sen gelene sen diploman sana gelsin. Dijital ortamda dolduruyor şeylerini, kendi kimlik bilgilerini. Biz onu kontrol ediyoruz. Kargoyla gönderiyoruz. Belli bir cüzi bir ücretle gidiyor. 6800 kişi şu anda, bakın orada yazıyor, online almış. 6057 de bunlar daha çok Trabzon ve yöreleri. İşte Rize Giresun'dan, Gümüşhane'den öğrencimiz mezun oluyor. Tabii kısa zamanda geliyor. Evet. Kütüphanenin hizmet sunumu ve kaynak çeşitliliğini arttırdık. Öğrencilerimizin karar alma süreçlerine kalite komisyonu, birimlerde öğrenci komisyonları kurduk. Öğrencilerimizi dinliyoruz. Geri dönüşler. Tabii %100 bütün dedikleri değil ama makul mantıklı alan. Onlar bizim çünkü bu var olma sebebimiz. Onları dinliyoruz. Öğrenci işleri çağrı merkezi kurduk. 2 kişi görevli. Daha önce öğrenci arıyordu bizim santrali. Oradan ilgili bölüm sekreterine bağlanıyordu. Bazen izne çıkıyordu. Problem. Bu 2 kişiyi yetiştirdik. Şu anda %70 oranında öğrencilerin problemlerini çözüyoruz. Bir konuda bilgi alıyor. Şu anda 600 kişi, ayda 600 çağrı geliyor. Yani 22 hafta sonlarını sayarsanız yaklaşık 30 kişi, günde 30 kişiye cevap veriyor. Öğrencinin problemini hallediyor. Bu da çok önemli bir şey, çağrı merkezi. Kurumsal aidiyete yönelik yaklaşımlar, katı ödev yönergesi hazırladık. Bilim Kültür Sanat Haftası daha önce üniversitemizin kuruluşu 20 Mayıs 1955 işte bir 2 saatlik bir törenle kutlanıyordu. Biz bunu bir haftaya yaydık. Bilim, kültür, sanat etkinliği. Gençler mesela bilim ayağında bu yıl şeyi getirdik. Alper Gezer Avcı, astronotumuz ve Temel Kotül Bey Tusacan anlattı. Bilim ayağı. İşte yine kültür sanatta değişik yarışmalar, aktiviteler yaptık. Güzel oldu. Bir haftaya yaydık. Bu ikincisi oldu. Seneye daha güzel olacak inşallah. Profesör belge takdimi. Hocamızı profesör yazıyordu. Profesör oldum. Hiç böyle tören falan yok. Şimdi tören yapıyoruz. Belgesini takdim ediyoruz. Onay ediyoruz hocamızı. Emekli personel yine aynı. Emekli olup gidiyordu. Personelden kendi başına emekli kartını alıp gidiyor. Şimdi bunları çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz yaptıkları emekler, hizmetler için. Kartını veriyoruz. Dosyasını, paketini veriyoruz. Çok mutlular. Bu da güzel bir uygulama. Yeni başlayan idari personel üniversitemizi ve şehrimizi tanıtıyoruz. İşte Ankara, İstanbul geçen yıl 500 kişi aldık mesela. Bunları işte Trabzon'a gezdiriyoruz. Üniversitemizde nasıldır? Onlara bilgi veriyoruz. Tüm birimleri idari personellerini gezildi. Bu özellikle genel sekreter tarafından yapıldı bu ziyaretler. Yerinde ziyaret. 1955 katı mağazası. Sağda gördüğünüz o tişörtler, termoslar mesela. Üniversitemizde mezun olan bir öğrenci üniversiteye ait bir kupa, bir tişört, bir şapka. Mesela bu dağıttığımız şapkalar bunlardan birisi bizim bu 1955 katı mağazasından alınmıştır. Mesela bunu rahatlıkla Antalya'da mezun bir öğrencimiz bunu başına takarak veya o tişörtü giyerek üniversitemizi orada ne yapacak? Tanıtanı yapacak aslında. Bunlar güzel şeyler. 2 yıl önce bir firmayla anlaştık. Ciro üzerinden bize belli bir ödeme yapıyor. Tamamen profesyonel bir ekip. Online satış şeyi de var. Oradan yapabiliyorlar. Yine kurumsal kimlik dokümantasyon uygulaması yaptık. Yine eğitim, öğretim, altyapı. Evet, Farah Hastanesi'nde otopark. Çok nezih, güzel bir otopark oldu. Herkes memnun. Şu anda Trabzon'da iddia ediyorum en ucuz otopark. 24 saati 45 lira. 24 saat 45 lira. Malumunuz şu anda yani 100-150 liradan başlıyor. Bana kalsa bedava olması lazım ama 10 kişi çalışıyor orada. Sevgi daire, elektrik, asansörler, giderlerimiz de var. 10 kişi çalışıyor. Bugün 10 kişinin nereden bakarsam 300 bin lira bir gideri var. Onun için biz minimum seviyede tuttuk. Doğada dönüşümleri yapıyoruz. Gerek müstecir firmalar, gerek kendi binalarımızda doğalgaz bağladık. Birimlerin dış cephe mantolamasını yapıyoruz. Şu anda bu peyzaj ve şehir bölge planlama aşağıda gördüğünüz binalar mantolama yapıldı. Daha önce ısıtma problemleri vardı. Şu anda bir problem yok. Evet, stratejik plan performansı. Bir stratejik planımız var. Diyoruz ki eğitim öğretimde işte daha iyi olacak. Araştırma yapacağız. Kurumsal kapasite ve kurum kültürü, uluslararası toplumsal katkı. Bakın 2019'da
stratejik planın gerçekleştirme yüzdesi %52. 20'de Covid'de tabii bu ne oldu? Düştü. Ama 21'de tırmanmaya başladı. %57, 69 ve 69'da bir sabitleme var. Ama bunun artacağını ümit ediyor. Yani bir hedefiniz var. O hedefi yakalama oranı, stratejik plan. Bunu da biz online bir yazılımımız var. Bunu online yazılımla şey yapıyor. Bütün birimler yaptıkları işleri bu plana giriyorlar. Biz online izliyoruz. Hangi bölüm ne yaptı? Ne etti? Hocamız hangi yayını yaptı? Hatta bu yazılımı bizden isteyen şu anda üniversiteler kuyrukta. Hocam sizin bir yazılımınız var. Bize bunu verir misiniz falan diye. Şu anda onlarla şey halindeyiz. Toplumsal hizmet. Karadeniz Teknoloji Şehir İşbirliği Komisyonu kurduk. Şehir paydaşları. Burada belediyelerden kamu kurumlarına kadar bütün kişiler var. Yine üniversitemizde toplumsal katkı komisyonu kurduk. Bunun altında Karadeniz Şehir İşbirliği Komisyonu toplumsal katkı komisyonu altında görev yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın rektör, danışma kurulu, toplumsal katkıdan sonra rektör yardımcısı, toplumsal katkı komisyonu. Yine mevzuat düzenlemesi yaptık bu minvalde. Bununla ilgili şehir işbirliği komisyon çalışma usul esasları yayınladık. Sağlık uygulama araştırma merkezi, tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi yaptık. Kamuoyu bilgilendirme hesap ve birlik yönergesi hazırladık. Birçok sosyal sorumluluk projesi yaptık. Halka açık sempozyum, çalıştay, sergi, konferans, TV radyo programı benzeri etkinlikler yaptık. Kentteki kamu kurumları, yerel yönetim, sivil toplumun başladı işbirliği kurumu. Birçok işbirliği yapıyoruz. İşte belediyeler birliğiyle Doğu Karadeniz mesela yüksek tezis yüksek lisans programı yaptık. Çok güzel işliyor. Geçen TİSKİ ile mesela bir AB projesi yaptık. Yazdık daha doğrusu, başvuru yaptık şeye. Biz bunu önemsiyoruz özellikle. Yani akademiya evet makale yayınlayacak, patent alacak ama bunun toplumsal faydasını çok önemsiyoruz. Hocalarımızı şehirle, bölgeyle ve ülke problemlerini çözmeye doğru yönetmek istiyoruz. Bununla ilgili her toplantımızda söylediğimiz odur. Bu konuya da önem veriyoruz. Evet, üniversitemize talep, bazen danışmanlık, eğitim, analiz şeyleri geliyor bize. Bakın, mesela üniversitemize gelen işte eğitim, danışmanlık, test, ölçüm. 2020'de 604 talep gelmiş. 2023'te 1082 talep gelmiş üniversitede, dışarıdan, piyasadan. Bunlar daha çok, dikkat edin, Trabzon, Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz. Ama bakın, İstanbul ve Ankara'dan da var. Hatta Düzce var. Evet. Yeter ki siz güzel iş yapın, sizi arayıp buluyorlar. Toplam 3500 talep bu 4 yılda değerlendirmiş. Yine laboratuvarlarımızda yapılan işlem sayısı bakımından YÖK'te 5. sıradayız. 1. tabi Ege Üniversitesi. Burada sanayinin tabi gelişmiş olmasının büyük etkisi var. İşte Atatürk var, Erzurum, Fatih Sultan Mehmet, yine İstanbul, 9 Eylül, İzmir. Katı 25.418 analiz ve testle burada yine 5. sırada. Hastanemize gelecek olursak hastanemiz, Farabi Hastanemiz, evet bizim göz bebeğimiz. Bakın memnuniyet anketleri var. Soldaki tabloya dikkat etmenizi istirham ederim. 2020 yılında acile başvuran hastaların memnuniyet oranı 74,5'tan 94'e çıkmış. 20 puan bir artış var. Yine ayaktan bakım, yani poliklinik hizmeti alan hastaların 77'den 90'a 13 puan. Yani bunları hastalardan alıyoruz. Yani bunlarda herhangi bir şey yok. Yine hastanede yapılan işlemlere baktığımızda poliklinik hasta sayısı 480 binden 2020'de hasta poliklinikte muayene edilirken bu 763 bine çıkmış. Trabzon'un nüfusunun 780 bin olduğunu göz önüne alırsanız, yani Trabzon'da herkes bir defa, yılda bir defa nereye gelmiş? Hastaneye gelmiş. Ameliyat sayılarına baktığımızda ameliyat sayılarında 60 binlerdeyiz şu anda. Acil hasta da 75 binden 137 bin, neredeyse iki kata çıkmış acil hasta sayısı. Evet, Farabi Hastanemiz sağlık turizm yetki belgesi aldı. Sağlık Bakanlığı şu ana kadar 5971 hastaya hizmet verdik. 62 ülkeden 19 milyon 140 bin lira civarında bir gelirimiz var. Şu anda 12 yatak hastanede sağlık turizmine ayrıldı. Bununla ilgili malum şehrimizde bir
sağlık turizmini geliştirmek için toplantılar yapıldı. Buna biz de katılıyoruz. Şu anda Tiflis-Trabzon uçak seferleri gündemde. Muhtemelen bu sayı biraz daha artacak, hasta sayısı. Tabii sadece Farah Hastanemiz mi yok, diş hekimliği fakültemizde önemli bir görev icra ediyor. Hasta sayısı 60 binden 150 bine 2,5 kat artmış. İşlem sayısı 343 bine 127 binden yaklaşık 3 kat artmış. Yani bu köprüdür, dolgudur, implanttır. 343 bin işlem yapılmış. Bu bayağı bir şey rakam. Biz hem Farah Hastanesi'ne hem diş hekimliğine gerek cihaz, gerek akademisyen konusunda hassasız. Çünkü önce sağlık diyoruz. Evet, protokollere diyoruz. Ulusal, yurt içinde 118, uluslararası 34 protokol yaptık. Yine depremde, depremzedeler geldi. Biz hem bu sahil tesislerinde hem konuk evinde depremzedelere barınma hizmeti verdik. Yaklaşık 100 kişiye öğrencilerimiz vardı burada, personel. Onlarla iletişim yapıldı. Sağlık hizmeti verdik kendilerine. Yine bu depremde hocalarımız deprem bölgesinde özellikle raporlar hazırladılar. TÜBİTAK projeleri yaptılar depremle ilgili. Doğal afetlerde yine sahadaydık. 2020'de yine Of ve Hayrat'ta heyelan, yine Giresun, Dereli ve Doğankent'te sel vardı, taşkın ve sel. Buralara gidip yerinde ölçümler yaparak raporlar hazırladık. En son Erzincan İliş'te ki bu maden kazasıyla ilgili Türkiye'de belki de tek en kapsamlı raporu hazırladık ve ilgili kurumlara gönderdik ki bunlar Çevre Şehircilik, Tarım Orman, İçişleri ve Yapışları Genel Müdürlüğü, Altyapı Kentsel Dönüşümlülüğü Genel Müdürlüğü'ne bunları gönderdik. Yine kariyer fuarı yaptık. Toplumsal katkı kapsamında hem öğrencilerimizin mezun sonrası iş bulma hem staj konusunda birçok firma Türkiye çapında geldi. Daha önce bunu Trabzonspor Akyazı tesislerinde yapıyorduk. Bu yıl şeyde yaptık, bu Ticaret ve Sanayi Odası'nın inovasyon merkezinde yaptık. Güzel oldu. Yine Trabzon'un problemleriyle ilgili Trabzon Turizm Çalıştay yaptık geçen yıl. Ayrıca Trabzon Turizmine katkı olarak Koro Otelimiz 4 yıldız Kültür Bakanlığı'ndan aldı. Turizm Kültür Bakanlığı'ndan. Bu da çok önemli bir bizim için bir başarı. Şu anda otelimizi görüp beğenen sayısı çok fazla. Geçen gün Maliye Bakanlığı mesela bütün üniversitelerde bütçe strateji başkanlarını üniversitemizde ağırladık. Sırf bu otelimizin nezih ve çağdaş olmasından, tabii fiyatlarımız da makul. Bir kongre turizmi, yani bu duyuldu tabii bazen bazı yerlerde bazı özel sektör veya devlet kurumları Katü'ye gidelim, Koro Otel var, orada kongre salonu var, oteli var, nezih bir yer. Yani kongre turizmi için de aslında güzel bir destinasyon oldu bizim otelimiz. Düzenli aralıklarla kamuoyunu sürekli bilgilendirdik. Sözlerimin başında bahsetmiştim. 2020 yılında Trabzon'da bir otelde buluşmuştuk. Daha sonra 3 yıl, tabii orada bakın maskeler var, Covid vardı. 21'de yine maske takan arkadaşlarımız var. 21, 22, 23. Bu yıldan 4 yılı değerlendirmiş oluyoruz. Bunu önemsiyoruz yani. Kamuoyuyla paylaşma, şeffaflık, hesap verilebilirlik. Uluslararasılaşmada ne yaptık? Dış ilişkileri yeniden yapılandırdık. 3 ayrı bir genel koordinatörlük kurduk. Bunun altında değişim programları koordinatörlüğü, uluslararasılaşma koordinatörlüğü ve uluslararası öğrenişleri koordinatörlüğü 3'e böldük. Daha sonra bunlara yeni bir binamız vardı. Bunu tadil ettik. Dışişleri Genel Koordinatör Hizmet Binası kullanıma alındı. Daha güzel bir ortam. Öğrencilerimizin de, misafir öğrencilerimiz de daha güzel. Onlar için çalışma ortamları. Sonuçta onlar bizim misafirimiz. Gittikleri yerlerde bizim kültürümüzü, bizim sevgimizi anlatacaklar. Hayır, onlara güzel, nezih bir mekanda hem de orada direkt problemlerini halledecekleri ofisleri de oraya taşıdık. İnşaat mühendisi bölümünün hemen yanında güzel bir bina. Yine mevzuat çalışması yaptık uluslararasılaşmaya yönelik. Dış ilişkiler genel koordinatörlüğü yönergesi, misafir araştırmacı kabul ve uygulama yönergesi, eş danışmanlı doktora eğitim öğretim yönergesi, uluslararası öğrenci kabul yönergesi.
Uluslararası öğrenci sayısı düzenli olarak artış gösterdi. 2021'de 1351'di. Bu daha sonra 2022'de 1554'e, 2023'te 1747'ye, 2024'te tabii 1678 düşük gibi görünüyor ama bunlar mezun, şu anda güncel rakam. Bunlar mezun, yaklaşık 150-200 tanesi mezun oldu. Yeni şu anda alıyoruz, 400-550-500 civarında kontenjanımız var. Tabii hepsi dolmuyor. Muhtemelen bu 2000'lere doğru 1900 falan olacak. Bunu önemsiyoruz. Bunlar bizim kültürelçilerimiz. Türkçe konuşuyorlar, gittikleri yerlerde Türkçe ile ilişkileri arttırıyorlar. Şu anda 330 bin tane ülkemizde misafir öğrenci var ki bu çok önemli bir sayı. Evet, bir saat oldu mu? 58 dakikada bitirmiş olduk. Evet, değerli basın mensupları, tabii biz bu işleri kendimiz yapmadık. Öncelikle rektör yardımcılarına, genel sekreterliğe, genel sekreter yardımcılarına, danışman hocalarımız burada, onlara, dekanlarımıza, enstitü müdürlerimize, meslek okulu müdürlerimize, uygulama araştırma merkezi müdürlerine hepsine teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. İdari personelimize teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, yani biz bir aileyiz. 5600 kişi ve öğrencilerimiz de 29.500'lerde şu anda. Onlarla beraber bir 4 yılda bir yönetim sergiledik. Hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de katılım için teşekkür ediyorum. Malumunuz 14 Ağustos'ta görev süremiz bitiyor. YÖK'te mülakatlar bitti. YÖK ayağı tamamlandı. Yani 14 Ağustos'tan sonra belli olur. Hep bütün aday arkadaşlarımız pırıl pırıl genç, dinamik, yetkin arkadaşlarımızdır. Kim gelirse gelsin üniversitemizin büyük yürüyüşü, hani ülkemizin büyük yürüyüşü var ya, aynen Katı'nın da büyük yürüyüşü devam edecek. Bu çıktılar, bunlar artacak. Her bütün arkadaşlara da, aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Evet, şimdi söz sizde değerli basın mensupları, buyurun. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Güzel bir toplantı, güzel bir organizasyon. Ben şunu merak ediyorum. Tabii hem Akredite Üniversitesi hem de Araştırma Üniversitesi önümüzdeki sezon, yani öğrencileri de artık tezi aşamasında öğrencilere de böyle söyleyeceksiniz. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Diğer taraftan da yapay zekada öğrenci almaya başlayacak kaydırıyor. Evet. Yapay zekadan hem bunu kovalıyoruz ama ülkenler de var, korkanlar da var. Yapay zekanın yaptıklarından ülkenler de var, korkanlar da var diyor. Nasıl bakıyorsunuz yapay zekaya? Önce öğrenciler için, hani niye katı diyelim ona, niye tercih etsin? Bir defa tabii teknik üniversiteyiz, köklü bir üniversiteyiz. Şunu söyleyeyim, bir defa bizim öğrencimizin kalitesi gerçekten çok farklı. Yani akademik hocalarımız yetkin, bir dünya öğrenci yetiştiriyor. Bir marka değerimiz var, bir. İki, şu anda bakın kampüsümüz nasıl bir doğal orbatoryum değil mi? Yani kampüsü görüp de, ya keşke şurada okusaydım diye herkes onu diyor. Havaalanına yürüme 5 dakika. Şu anda mesela KYK yurtlarında barınma problemi yok. Mesela İstanbul, Ankara'da isteseniz de KYK yurtlarında bu kadar boşluk yok. Boş şu anda KYK'da boşluk var. Barınma çok önemli. Beslenme zaten KYK veriyor, biz destekliyoruz. Spor ve kültürel faaliyetlerimiz çok yaygındır, etkindir. Mesela şu anda spor salonları saat 10'a kadar açık. Kültür sanat şu anda müzik kursları düzenliyoruz, horon kursları öğrencilere yönelik. Yani sadece eğitim öğretim değil. Sosyalleşme yeri. Burası sadece diploma alınan bir yer değil. Ekip çalışması, etik değerler, özgüven. Mesela Teknofest ekipleri şu anda öğrenciler geliyor, hocam bize yer ver. Geliyorlar, ekip kuruyorlar 15-20 kişi. Yer, mekan. Çok güzel işler yapıyorlar. Şu anda girişim evi ihalesini yapacağız inşallah. Onlara güzel bir nezih bir yer yapacağız. Bu şekilde söyleyebilirim. Bunun dışında yapay zeka diyorsunuz da hani korkma, yapay zeka bir araç aslında Yusuf Bey. Şöyle söyleyeyim, mesela bir kanser doktoru filme bakıyor,
Diyor ki kanser hücremi değil mi? Mesela. Yapay zeka milyonlarca görüntüyü, diyelim göğüs şeyi, röntgeni, milyonlarca hastanın ve teşhisi şey olmuş, kanser veya değil. Onu alıyor, karşılaştırıyor, doktora ne yapıyor? Araç. Yani aslında yapay zeka bir araç. Korkmamak lazım. Bunlar hani bazen diyorlar yapay zeka robot olursa şeyi ele geçirir falan. Değil. Bunlar araçtır. Araç. İşte bir metin yapacaksınız. Şimdi ben sizin gazetenizle ilgili yapay zeka diyeyim ki şu gazetenin bana şeyini çıkar. Yusuf Bey nasıl biridir? Bütün her şeyi döküyor. Biliyor musunuz? Mesela. Mesela metin yazarım. İşte Taka gazetesiyle ilgili bana bir metin yaz dediğiniz zaman siz bir personel alın, ona deyin ki işte gazetenin şeyini bir ay eğitin onu. O tarihi bilmez. 30 yıl önce kim kurdu, kim yaptı? Mesela Katü'nün şeyi desem ki ben kuruluş gündeminde bir metin yaz. O Mustafa Recep Tarakçıoğlu'nu 55 yılında gidiyor buluyor. 28 arkadaş kim? Hangi tarihte? Nasıl vermiş? Hepsini döküyor. Sizin istihdam ettiğiniz kişi o kadar bilgiyi alması mümkün değil. Yani aslında bir araç. Yapay zeka. Korkmamak lazım. İyi geliyor. Bunu iyi kullan. Eğer yapay zekayı ve dijital dönüşümü yakalamayan kurumlar, bakın kurumlar diyorum, sadece üniversite değil, şirketler geri kalacak. Diğerleri bunu geçecek. Onun için basın olarak da buna biraz daha kafa yorum bence. Bu konuda bir de eğitim de verebilir size. Bunu da bu şekilde cevaplamış olayım. Evet. Ali Bey'den alalım. Tamam hocam, sen geç. Yönetimde hayırlısı olsun diyoruz. Şehrimiz için, ülkemiz için. Teşekkür ederim. Üniversitenin fiziki şartları ve sizin sağlamış olduğunuz imkanlardan bahsettiniz ya. Yeteri kadar duyurulabiliyor bu. Yani böyle bir tercihe aslında kaç sizin döneminizde gördüğünde nereden nereye geldi onu söylemek istiyorum. İkincisi, çok önemsediğiniz şehir üniversite işbirliği perspektifini sen sayılması diğer sizin toplumun ünitleriyle önemli ölçüde belli düzeye getirdiniz, anlaşmalar getiriyorsunuz. Ama çok farklı bir şey geliştirdiniz. Katı şehir işbirliği komisyonu oluşturdunuz ve bu yönelik de çıkardınız. Ama o işine yansıyan bir somut bir sorumuz. Yani adım çok fazla duymadı. Bu konular hakkında mesela alınan ilgili yoksa böyle bir işbirliğinde hakikaten söylediğiniz dışındaki duyarsızlık var. Kısa bir analiz olmalı devam edebilirsiniz. Teşekkürler. Önce öğrencileri tabii konuşalım. Tabii öğrenci tercihlerinde bizim tabii yıllardır akademiyanın içindeyiz. Şunu bir defa öncelikle söyleyeyim. Öğrenci tercihlerinde lokasyon çok önemli. Yani öğrenci Ankara'nın doğusu ve batısına. Şu anda işte atıyorum mühendislikte diyelim bizim bilgisayar mühendisliği veya elektrik, makine mühendisliği diyelim. 50-60 yıllık çok yetkin laboratuvarları, hocaları. Siz şu anda Ankara'da 0-1 üniversite kurun, makine bölümünü açın. 3 tane doca alın. Altyapı, akreditasyon, hiçbir şey önemli değil. Öğrenci orayı seçiyor. Şu var, evet bunları çekmek için ne yapabilir? Mesela burs. Burs versek bunlar arttırabilir mi? Evet arttırılabilir. Tabii bursu nasıl vereceğiz? Vakıf üzerinden vereceğiz. Tabii vakıfla ilgili de yeni bir yapılanma yaptık. Yani vakıf gelirlerini arttırmaya yönelik de bir akıl geliştiriyoruz. Mesela ilk defa Katü tarihinde 2 ay 200 kişiye burs verdik. Tabii bu bütçeyle alakalı bir olay. İşte bu mezunlar koordinatörlüğü, mezunlarımızın bu vakıf ilişkileri, onlardan yardım, destekle olacak bir iş. Bu olursa bir miktar olur ama öncelikle lokasyona bakıyor. Lokasyon. Çok önemli. Diğer şehir işbirliği komisyonu işte somut bir şey. Şöyle söyleyeyim. Tabii biz bu konuda bir adım attık. İlk toplantıyı Trabzon'daki bütün kurum STK'larla toplandık. 85 kişi Osman Turan'da böyle bir adım attık. Her şeyde varız. Ama malumunuz bu konuda hani
diyelim karşılıklı şeyler, yani oradan da bir destek, işte hocam şöyle bir problemi olan geliyor. İşte bugün mesela ticaret sanatası medikal ekip gelecek, medikal grupla bir toplantı yapacağız, medikalcilerle konuşacağız. Ama tabii bu iş tek taraflı olmaması lazım yani, karşılıklı. Biz hazırız, gelen veya diğer şehirlere rutin toplantı, tabii toplanıp gitmenin de bir anlamı yok ama nokta olarak bazen geliyorlar, ediyorlar. İstediğimiz düzeyde mi? Değil. Daha çok mesela bazı kurumlar bir şey ihaleye veriyor veya bir şey yapıyor. Bakıyorsun Ankara, İstanbul'daki şirketlerle, daha önce öyleydi daha doğrusu. Şu anda yani geçen işte konuşuyoruz kamu kurum yetkilileriyle. Ya bir Trabzon'la ilgili bir şey varsa, bir yazılım olabilir, herhangi bir proje, peyzaj, işte Gülcemal'in diyelim peyzajı, önce bir üniversite imkanı, üniversite burada. Yaparız veya yapamayız, en son yapamayız deriz. Daha sonra şey arabilir yani. Şehirden de böyle bir şey şu ana kadar çok olmadı ama ümidim bundan sonra inşallah olur diyelim. Evet. Ahmet Bey, Sayın Kürekçi buyur. Sayın Rektör, teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. İçinde bulunduğumuz sahil tesisleri gerçekten Trabzon için çok kıymetli, çok değerli. Evet. Bu tesislerin yeni havalimanına birlikte yıkılması gündemde. Bu konuda ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Bir de sahil tesislerinde çalışan 19 kişinin işine son verildiği yazılı çizildi. Bununla ilgili bir görüşünüz olacak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi tabi buranın yıkılması gündemde değil bir defa. Onu düzeltelim. Yıkılma değil. Sadece ön tarafta yani manzaramız kapanacak. Şu anda planlanan o. Henüz daha ihale yapılmadı. Biz bunu daha önceki bakanımız Sayın Kara İsmailoğlu Bey ile görüşmüştük. Şey bizim makine bölümünde öğrencimizdir kendisi. Ve şu andaki Abdülkadir Bakanımızla da görüştük. Yani doğu tarafına bir 80-100 metre veya 250 metre çekilse buranın ve Trabzonspor tesisleri de var. Binalar kalıyor. Sadece işte o mendirekleri veya şeyleri alabilecek. Yani önümüzde bir yığma, bir iki şey gelecek. Tabii hoş değil. Bunu söylediğimizde de bize söylenen doğu tarafında büyük bir deniz derinliği olduğu. Ama ben yine şundan taraftarım. Evet, o derin denizi dolduralım ki bize söylenen 80-100 metre civarında derin bir yapı var orada. Aniden derinleşiyor. Yani artık şeyde Boğaz'da denizin içinden şey geçiriliyor. Tren geçiyor yani. Bunu yapabilecek teknikteyiz biz. Maliyeti belki maliyet olabilir ama şu güzelliği bence bozmayalım. Bu konuda sizlerden de destek istiyoruz. Dediğiniz gibi nezih ve güzel bir yer. İkinci soru, burada 19 kişi mümkün değil. Birkaç kişi olmuş olabilir. Onlar da gerekli buradaki disipline, prensiplere uymadığı için çıkarılmıştır. 19 sayısı mümkün değil yani. Evet, teşekkür ederim. Buyurun, başka var mı? Oradayken Turgay Bey'den alalım. Yine geleceğiz size. Şuraya. Sayın Rektör, öncelikle basın toplantısı için teşekkür ediyoruz. Çünkü şehirde artık kurumun başındaki insanlar basın toplantısı yapmaktan korkuyorlar. Niye? Bilmiyorum. Trabzonspor Kulübü Başkanı, Ortaköy Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve siz yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Ama yapması gerekenler basın toplantısı yapmıyorlar. Mesela Trabzon Valisi, Trabzon Emniyet Müdürü, Trabzon Jandarma Komutanı, Cezayir Müdürü, bunu da söylüyorum. Duyabilir, sıkıntı yok. Neyse, şeyleri bahsetmeyelim. Yani, öncelikle size toplantı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Sorularım var tabii de. Ben iki tane sorayım diye. Yine sormayan olursa soru soracağım. Buranın yıkılma durumu yoksa buraya da not aldım. Yanlış bir süreliğine izah ettim. Buranın yıkılma durumu yoksa biliyorsunuz Trabzon artık imar açısından çok nemli ve sıcak bir ortam. Sıvalamadaki bir çimontolar kaynak. Kütüphetli ve nemli ortamdayız. Katolik personeli var, aileleri var, öğrencileri var. Yazın burada onlar da çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Ekonomik olarak uzaklarda gidemiyorlar. Bu havuzun durumu nedir? Yani bu havuz yanlış hatırlamıyorsam 3 sene ondan beri kapalı. Geçen akşam bahçede oturmuşken oradan
kurbağa sesleri geliyordu. Sanıyorum turbusunda kurbağalardan ve lavralar oluşmaya başladı. Bu havuz için ne düşünüyorsunuz? Ne zaman hizmete sokmayı düşünüyorsunuz ya da girecek mi? Birinci sorun bu. İkinci soru, lojman sıkıntısı var. Doğru, haklısınız. Bu konuda da her yıl, her zaman sıkıntı yaşanıyor. Trabzon'daki bazı bölge gazetelerinde ya da internetinde sanıyorum. Bir iddia var bu konuda. Okuldaki lojman dağıtımının yasa dışı yapıldığına dair iddialar var. Lojman almak isteyen kişi puan sıralamasına göre lojman dağıtımı toplantısında puanına göre lojman çıkarsa ağır diyebiliyoruz biz. Ya da bu toplantı tutanlarında işleri diyebiliyoruz. Ayrıca kendisine kesin olarak kesin değilse de olmadan lojmanla para harcayarak lojmanını yaptıran veya tadilat yapan şube müdürleri olduğunu söylüyor. Bu iddia doğru mu? Bunun için de YÖK'ün rektörlüğe karşı bir soruşturması söz konusu oldu mu? Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Evet, teşekkür ederiz. İlk soru neydi Turgay Bey? İlk soru havuz herhalde. Havuz şimdi çok gündeme geliyor. Malumunuz şimdi tasarruf tedbirleri geldi biliyorsunuz. Şu anda bazı şeyleri yaparken yukarıdan izin alıyoruz. Geçen diş hekimliği fakültesi ikmal inşaatı yapacaktık. Oraya iki tane biz ekstra yemekhane ve başhekimlik koyduk. Bütçe stratejiye gittik görüşmeye vekillerimizle. İptal ettiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii uzun zaman çalışmadı. Bayağı bir masrafı var. Şu anda bu mali şeyle orayı bu yıl yapamayız. Seneye Allah kerim. Lojman konusu yani şimdi lojmanda kimseye işte lojman dışında. Şimdi bakın orada Mehmet Ertuğrul diye bir hoca var. Şeyde sunumda gördünüz onu. Bu arkadaşı Atatürk Üniversitesi'nden aldık. Projesi var. Şu anda da 150 milyon TL'lik TÜBİTAK 1004 projesi yazdı. Haş indeksi 30. Dışarıdan, bakın dışarıdan, bunu not alabilirsiniz Turgay Bey. Dışarıdan haş indeksi 30. Projeleri var. Yurt dışı bağlantıları çok güçlü kişilere lojman veriyoruz. Evet, onu yaptık. Doğru. Niye? Katı için, şehrim için, bölge için ve üniversitem için yaptım. Eğer böyle biri var ise bize bilgi verin, onu üniversitemize kazandıralım. Faydalanalım. Her yıl 15 tane yayın yapıyor, proje yapıyor, patent yapıyor. Evet, o dedikleri o. Onun dışında, yok efendim şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani bu kadar iş yaptık, bu kadar güzel işler ortaya koyduk. Yani bunlar nasıl diyeyim, bu mahallede şeyler olur ya, böyle dedikodu falan. Aynı öyle. Bunlar böyle. Evet. Bir YÖK'ün bilmem şunun soruşturma monuşturma alakası yok. Yanlış bir, yanlış istihbarat. Şimdi bunlar niye bu hale geliyor? İşte rektör ataması var. Bu da ilginç. Yani 4 yıldır bizi Sayıştay denetliyor. Herkes denetliyor. Daha hızlı geliyorlar. Hiçbir şey yok. Niye geliyor? Onu da takdirlerinize bırakıyorum. Evet. Başka var mı arkadaşlar? Hüseyin Bey buyur. Şuraya. Hocam öncelikle bu toplantıyı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Türkan Bey'in sorusunu tamamlamak istiyorum. Normanlar konusunda. Sevgili hocam, bu hocalarımıza şehirde hukuk olduğu yönünde eleştiriler yapıyor. Önümüzdeki dönemde göreve devam ederseniz bu normanlar satılır mı? Böyle bir durumdan da alıyoruz. Karşıma konusu şu, eleştiriliyor zaman zaman bu konuda, eleştiriler var. İkinci sorunu sevgili hocam şu, Trabzon Üniversitesi ile açıldığından beri bazı eleştiriler yaptı, işte üniversite bölümü falan diye. Trabzon Üniversitesi sizce farkı için yakın dikkat mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii lojmanlar, 1966'da biz eğitim öğretime Katü'de başlamışız. 63'te Maşatlık Atatürk İlköğretim Okulu. 66'da tabii üniversite kurulduğunda hocalar için lojman gerekiyor. Yani Ankara, İstanbul'daki bir hoca Trabzon'a gelecek, nerede kalacak? Güzel. O zaman o akıl iyi bir akıldı.
ve hoca çekmek için yapılması gereken, yani ben de olsam o zaman onu yapardım. Ama artık buralar şey oldu, nasıl diyeyim, yani hoca, lojman, işte fakülte sahipte ister. Yani şehirle belki çok fazla orada vakit geçirmiyor, yaşamıyor. Şimdi tabii şunu da söyleyeyim, şu anda kamu kurumlarındaki lojman kiraları da çok düşük yani. Hatta Maliye Bakanımız geçen gün Sayın Şimşek şey bahsetti, bunlara da bir ayar yapacağım dedi. Olabilir ama yani oralar şu anda şeyi bizde satabiliriz. Ama takdir edin ki tabii öncelik hakkı onların. Yani bununla ilgili önce bir şey yapmamız lazım. Buna çalışmamız lazım. Olabilir. Yani hocalarımız şehirde otursa, işte Çukurçay'da otursa, oradaki betonlaşmayı, trafiği, işte çevre kirliliğiydi, problemlerle yaşasa daha fazla çözüm getirebilir mi? Getirir. Bir kopukluk bu manada akademisyenlerim var. Ama bunu belki sürece yaymakta fayda var. Başka var mıydı? Bir de Trabzon Üniversitesi. Trabzon Üniversitesi şimdi şöyle, ülkemizde teknik üniversiteler var. Üniversite kuruluyor. Mesela Erzurum'da Erzurum Teknik Üniversitesi kuruldu. Ama güçlü bir Atatürk Üniversitesi var. Ve oraya sosyal branşlar açtılar. Niye? Orada öğrenci bulmak daha kolay. Yatırım az. Şimdi Trabzon Üniversitesi'nin ayrılmasının aslında bir akıl var. Evet. Güzel bir akıl bence. Sosyal branşları aldılar. Biz daha teknik branş olduk. Bizim için bir handikap değil. Değil. Bence onlar sosyal branşta. Biz daha çok teknik branştayız. Bence bizim için bir handikap değil. Tabii onların hukuk fakültesi hala bizim kampüsümüzde. Sene Eylül ayına kadar şey doluyor. İşte onu da konuşacağız ilerleyen süreçte hocamızla. Sonuçta bizim de mekanlara ihtiyacımız var. Şu anda fizyoterapi bölümü mesela jeofizik bölümünde eğitim öğretim görüyor. Mekan problemimiz var ama sağ olsun sayın rektörle güzel bir ilişkimiz var. Yani bizi kırmıyor. Biz de onun isteklerini yapıyoruz. Bir problem yok. Genelde böyle ayrılan bölünen üniversitelerde mahkemelik falan oluyor. Biz henüz daha o şeye gelmedik. Anlaşıyoruz. Yani bir problem yok. Peki. Buyurun. Buyurun. Hangi gazete? Hangi kurum? İsmim Ali Osman Yürek. Kuzey Ekspres gazetesi. Kuzey Ekspres. Buyurun. Yapay zeka ile ilgili bir sorum var hocam. Buyurun. Ben yapay zeka uzmanı da değilim bu ara. Yani genel kültür. Ya biz sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak veri mühendisliği ile ilgili bölüm mü açacağız ya da herhangi bir bölüme mi entegre edeceğiz? Hani bir bu, hani çünkü Hacettepe Üniversitesi son dönemlerde yapay zeka ile ilgili şöyle bir şey yapıyor. Diploması şöyle. Bilgisayar mühendisliği, yapay zeka mühendisliği ile ilgili bir diploma veriyorlar. Şimdi biz sadece sıfırdan bir yapay zeka ile ilgili bir girişimde mi bulunuyoruz? Aynı zamanda diğer alanlara da gidecek miyiz? Mesela, bunu cevaplayayım mı hemen? Şimdi bizim bölümün adı yapay zeka ve veri mühendisliği. Zaten veri olmadan yapay zeka yapamazsın. Yani data olacak. İkisi iç içe. Yapay zeka ve veri mühendisliği. Bunu bu yıl açıyoruz. %100 İngilizce. Şimdi oraya hoca alıyoruz. İnan çıkıyoruz bu hafta. Orayı geliştireceğiz. Yapay zeka ve veri mühendisliği. Bir, veri de var. Yani veriyi nasıl yönetecek, veriyi nasıl alacak? Yani verinin de öğrenilmesi lazım. Şimdi ikisi birbiriyle çok alakalı. Evet, yapay zekada veri var ama hani biz veriyi de oraya koyduk. Yapay zeka ve veri mühendisliği. İstanbul Teknik'te var. Biz de o şekilde kurduk. Mesela biz hangi alanda uzmanlaşacağız? Nasıl yani? Mesela şey, bilgisayar mühendisliği için şu son dönemlerde bir tane özel üniversite vardı. TOB diye bir üniversite vardı. Hı. Bilgisayar mühendisliği konusunda bayağı bir iyiye gidiyor. Hacettepe Üniversitesi bilgisayar mühendisliği konusunda yapay zekayı kullanarak bayağı iyi gidiyor. Mesela öğrenciler hangi alanlar için Karadeniz Teknik Üniversitesi tercih etmeli yapay zeka konusunda? Sırf hani veri hizmetleri bölümüyle ilgili sadece. Şimdi şöyle. Yani uzmanlaşacak mıyız? Şöyle. Şimdi o kadar geniş bir alan ki yani. Şimdi sağlık sektöründe mesela bizim tıp bilişimi ve biyoistatistik var tıpta. Mesela onlar ne yapıyor? Onlar da yapay zeka yazıya çalışıyorlar. Ama onlar daha çok tıbbi yapay zeka çalışıyorlar. Ama bunlar genel. Genel. Yani şunu diyemezsin. Efendim bu makine mühendisliğinin yapay zekasını çalışsın. Genel çalışacak. Ama piyasaya çıktığında, şey geldiğinde talep, oraya hemen adapte olur.
Gene mesela bilgisayar, yazılım yapıyor bilgisayar mühendisliği. Ne yapar? Yazılımı öğrenir. Ama siz personel yazılımı istediğinizde gazetenin gazeteyi özel yapar. Onun için bunlar geneldir yani. Genel bölümler. Hocam bir tane daha sorum var. Özellikle bir son dönemlerde emekli olan öğretim görevlileriyle beraber bayağı bayağı bir haber yapıyoruz ve onlarla beraber konuştuğumuzda da bize şunu söylüyorlar. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz ama biz sanki altı olarak bir kenara atıldık. Altı. Hani şey olarak, görüntüler artık. Hani onlar, birkaç tanesiyle görüştüm, hani hemen hemen hepsinin aynı düşüncesi var. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hani profesörler gelip çalışmalarda herhangi bir ücret talep etmeden 50 bin danışman kurulu olarak gibi görev almak isterler bence. Yani bunun böyle tabii bir talepleri aslında var. Sizin böyle bir girişiminiz olacak, onları bir arada toplamak için herhangi bir çalışma yapacak mısınız? Evet, güzel bir soru, teşekkür ederim. Şimdi bir akademisyen doktorayı bitiriyor, yaklaşık 31-32 yaşında doktora biter. 67 yaşına kadar 35 yıl çalışıyor. Emek harcıyor. Bilgi mi birikimi var? Bu konuda kafa patlatmış. Buna biz diyoruz ki güle güle evinde otur. Üniversiteyi biliyor. Yani geldiğimizde şunu dedik. Fakülte dekanları ve bölüm başkanlarına. Bu hocalarımızı bir oda, mekan verelim. Bunun bütün teftişatı, masa, sandalye, bilgisayarı bizde. Evet, biz şu anda bunu yapıyoruz. O hocalarımız kimse, bize başvursunlar. Şimdi böyle bir şeyimiz var bizim. Mesela şu anda, ismini vermeyeyim, makine bölümünde bir hocamız, 79 yaşında. Geçen gün kendisini aradım, hocam neredesin? Benim de hocamdır makinede. Şu anda dedi, termodinamik laboratuvarında deney yapıyor. Bak 79 yaşında. Yani çalışıyorlar. Sadece bölümlerde şöyle bir şey var. İşte yerimiz yok, şu var. Yani bunlara bölümün sahip çıkması lazım. Bölümün, bölüm bazında. Ama muhtemelen bazen de bazı hocalarımız böyle nasıl diyeyim. İşte bölümle, bölüm başkanıyla arası iyi olmuyor veya böyle şey. Ama bizle bunu paylaşın bu kimse, bu arkadaşlar. Bize başvursunlar. Biz yapılanmayı üstten aşağı başlatalım. Ama bunu hocalarımız biliyor. Yani böyle bir biz her toplantıda bunu hocalarım burada söylüyoruz. Bunu şey yapsınlar, bize başvursunlar, biz onlara mekan, bakalım mekan dediğim gibi eski üniversiteye yeni yatırımlara, yeni binalara zor şey alıyoruz. Ama yine de bu hocalarımıza şey yapalım. Mesela benim meteoroloji bölümünde hocam var, ona ayarladık yani, şey yaptık, yapıyoruz yani. Ama muhtemelen unutulmuştur, bizle iletişime geçsinler. Teşekkür ederim. Evet. Yok herhalde. Var mı? Efendim? O Turgay Bey. Turgay Bey. Sevgili hocam, doğuşman sıkıntısı artık bir gerçek. Az önce de bahsettiniz. Acaba okul alanında, lojistik açısından baktığımız zaman yatay mimari kullanarak doğuşman sayısı arttırılabilir mi? Böyle bir kanun çerçevesinde bir proje kullanabilir mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bunu biraz da basından aldım. Özellikle oradan sormak istiyorum. Kafeterya yerlerimiz var. Ne var? Kafeterya yerlerimiz var. Yani evet. Evet. Resmi imza attırmadan bir kafeteryanın işletmeye verilmesi söz konusu olmuş mudur? Böyle bir iddia var. Doğru mudur hocam? Peki, teşekkürler. Şimdi yatay o lojman dediğiniz ya şu anda bence biraz önce Hüseyin Bey dedi ya, hocaları şey yapın, hani şehirle bütünleşsin. Yani ben lojman, yani dediğim gibi bu 60 yıl önce bence gerek yok. Bununla ilgili belki maaşında biraz iyileştirme yapılır. Akademisyenlerin şu anda maaşı da düşüktür. Yani şehirde otursun, daha halkla bütünleşsin, efendim semt kahvesinde, çay ocağında otursun, muhabbet etsin, dertleriyle dertlensin. Yani lojman yapmak burada bir getto oluşturmak. Yani biraz önce konuştuk bu konuyu. Yani bununla ilgili yatırım şey bence bunlar yani artık geride kaldı. Maaşında bir miktar düzeltme ama şehirde yaşasın. Ben ona katılmıyorum. Şimdi bazı kantinlerin şeyi bunu yapamayız. Yani böyle bir bu evrakta sahteciliğe girer. Bununla ilgili şimdi o ihaleye giren firma mahkemeye gitse bizi topa tutar. Yani bunlar dedikodu, dediğim gibi bu rektörlük seçimlerine münhasır yapılan salvo atışlar, böyle bir şey olamaz.
Hele bir evvel olduğu bir yerde böyle bir şey mümkün değil. Yani. Mümkün değil. Evet. Buyur. Buyur. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program yaptınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Başka var mı? Yok herhalde. Var mı? Bir aile fotoğrafı alabiliriz.